Şimdi, e, e, Enerji Bakanlığı'nı 2018'de bıraktı biliyorsunuz Berat Bey. Konuyu Berat Bey'e getireceğim. E, 2018'den sonra Maliye ve Hazine Bakanı oldu biliyorsunuz. En sonunda oradan e, evine çoluk çocuğunun yanına gitti. Şimdi Erdoğan son kongre konuşmalarından birinde dedi ki e, bunu da köşe yazarları zaten bolca yazıyorlar e, her biri eee köpürte köpürte Berat Albayrak savunusuna geçti. Tabi Erdoğan savunucu, Erdoğan savunucuya kadar Berat Albayrak cıstı. Kimse ağzını almıyordu. Erdoğan bayrağı açınca onlar da devam etti. Şimdi e, bu bulunan doğal gaz rezervi, onun da ne kadar e, rezerv var, ne zaman çıkacak hala bildiğimiz yok da onu bir kenara bırakıyorum. Sanki varmış gibi yapalım, size varmış gibi düşünün. Diyor ki Erdoğan, onu diyor, bulan diyor, Berat Albayrak'tı. Onun için diyor hedef yapıldı diyor. Şimdi e, o biliyorsunuz bir gemide açıklama yapıldı. Ee, ne reis? Hayrettin gemisinde. Sondaj gemisinde bir açıklama yapıldı biliyorsunuz. Canlı yayın araçları gönderilmiş vesaire. İşte Dronlarla yukarıdan muazzam bir gövde gösterisi. Orada gerçekten de ilk konuşmacı Berat Albayrak'tı. Daha sonra Enerji Bakanı konuştu. İyi de Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı süresinde değil ki o olay. Değil ki sadece orada. Önemli bir mevkide olmanın, hadi damat demeyeyim ben, önemli bir mevkide olmanın e, lüksüyle ön plana çıktı. Ama ena, yani Berat Albayrak mı buldu o, e, doğalgaz var olduğunu, e, hadi düşünelim dediğim rezervi? Diyelim ki Berat Albayrak buldu. E, bu kadar önemliydi, niye kendisini istifaya zorladılar? Ay ama senin yüzünden istifa etti. Anlamadın mı hala? Senin ve işte senin gibilerin yüzünden. O kadar çok üstüne gittiniz ki Berat Albayrak. Aa, biz kimlerin üstüne gidiyoruz? Hiçbirini istifaya zorlamıyorlar. Aile içi kavgaları yüzünden. Hiç bize çamur atmayın. Tamam terörist olduğumu kabul ediyorum ama bunu da kabul edemeyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Ee, özür dilerim. Çok Kendi aile gittiniz. içi kavgaları çok. yüzünden harcadılar. Kimlerin üstüne gidiliyor? Ee, Melih Bulu'nun üzerine gidiliyor Melih Bulu'yu görevden alıyorlar mı? Hayır şöyle bir şey yok. Kayyum rektör orada oturuyor. Kendi kavgaları yüzünden nasıl ayrıldığını insanlar unutuyorlar. Biz normal bir ülkede olsaydık hala onu konuşuyor olurduk. Yahu Twitter üzerinden istifa edemediği şifresi değiştirildiği için Instagram üzerinden istifa etmiş bir hazine bakanından bahsediyoruz. Kimse kusura bakmasın. Öyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? 27 saat yandaş basının veremediği 28 saat. 28 saat veremediği bir ülkeden bahsediyoruz. Pardon. Yani hiç hiç kimse şey yapmasın. O kadar başarılıdıysa her şeye rağmen savunurdunuz. Ben net olarak söyleyeyim. Tarihin en başarısız Hazine Bakanıydı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin. Net hiç tartışılacak yanı yok. Enerji Bakanlığı konusunda da başımıza ördüğü çorapların faturasını daha ödeyeceksiniz. Yıllar boyunca bir şey söyleyeceğim. ödeyeceksiniz. söyleyeceğim. Yani bütün bunlar e, hakikaten şey, e, nifak öyle bir şeyler senin söylediklerin. Şimdi Ahmet Hakan. Ahmet Hakan bugün köşesinde 5 maddede özet Berat Albayrak olayı demiş. Şimdi efendim madde 1 Berat Albayrak damat olmasaymış... Hani bu kadar işte gençmiş de tecrübesizmiş de diyorlar. Ali Babacan öyle değil mi? idi? Berat Albayrak gençti falan ama başarılıydı. Sırf damat olduğu için diyor. Damat olmak avantajı mı dezavantajı mıydı? Tabii ki dezavantajlı diyor. İstifa ettikten sonra bile ölç ölçüsüz eleştiri gelmiş. Şimdi 128 milyar doların ölçüsü nedir bilmiyorum. Ama bu konudaki eleştiriler... Biz neyi eleştirdik? Berat Albayrak'la ilgili ne konuştuk? Efendim boyu bilmem kaçtı, şu renk giyiyordu falan ya da damat olarak kayınpederine saygıda kusur etti bunları mı konuştuk? Hayır. 128 milyar doları konuştuk. Doların geldiği noktayı konuştuk değil mi? Ama diyor e, görevden, görevdeyken ölçünün kaçmasını anladık da istifa ettikten sonra bunun devam etmesi neyin nesiydi acaba? Neyin nesi olduğunu tekrar konuşacağız işte. Ee, neden Berat Albayrak'a saldırmaya devam ettiler? Ama diyor madde 4, iktidar bu kadarı da fazla ama diye ölçüsüz bir eleştiri olunca savunmaya geçiriyor. Şimdi madde 5 önemli. Bu madde 5'i okumam lazım ben. Diyor ki, Berat Albayrak bu kadar agresif ve orantısız sana söylüyor Emin. Bak dikkatli dinle Sana ve senin gibi münafıklara söylüyor. Berat Albayrak bu kadar agresif ve orantısız karalama kampanyalarının hedefi olmayı hak etmiş bir isim midir? Her şeyi geçelim. Tamam, peki geçelim. Sadece ve sadece şuna odaklanalım. Peki odaklanalım. Diyor ki odaklandığımız nokta Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan kişi Berat Albayrak değildi. Kabineden başka bir isim olsaydı bütün Türkiye'nin takdirini kazanmaz mıydı? Berat Albayrak damat olmak ve dezavantaj kelimelerini bir de bu açıdan değerlendirelim diyor. Peki değerlendirelim. Şimdi oradaki rezervi e, Albayrak bulmuş. Enerji Bakanı değil, Cumhurbaşkanı değil. Zaten öyle bir kurum kalmadı. Başbakan değil. Hangi sıfatla orayı bulmuş? Nasıl bulmuş? Ee, onu bulan kurumlar ona bağlı mıymış sorarım size Emin Çapa. Şimdi Anadolu'da bir gelenek vardır e, Ayşenur. Biliyorsun kuyucu diye insanlar vardır. Hmm. Ellerinde böyle bir çatalla gelirler. Böyle böyle bir şeyler var. Ağaç dalı. Neyse o evet e, çatal bir ağaç dalı. Onu suyu, soprağa saplarlar. Burada yok burada var. Nasılsa nerede su olacağını bilir ve burayı kazın derler. Herhalde diyorum. Sayın Albayrak da böyle bir kuyucuydu. Öyle hmm. böyle, böyle doğalgazcı yani kuyucu gibi. Öyle herhalde elinde bir şeyle böyle böyle burayı e, kazın. Dedi. Yedi. İçine doğdu. De Kazıldı evet. herhalde. Öyle oldu diye düşünüyorum. Şimdi eee Ahmet Hakan'a bir şey söylemek istemem. Yıllarca beraber çalıştık. mesailerimiz oldu. Seçim yayınları yaptık beraber. Bir şey demek istemem. Ama o bana bir şey demişti bu arada. daha önce. <laughs> benim, ben de dahil olmak üzere daha doğrusu. Ama özellikle beni kastettiğini düşünüyorum. Çünkü benim cümlelerimi kullanmıştı. Şeyin, Berat Albayrak'ın başarılı olmasından korktuğumuzu söylemişti Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Sayın Albayrak karşısına geldiğinde... Sayın Albayrak'la yaptığı röportajda, biliyorsun son röportajını ona vermişti. Röportajdaki en önemli gazetecilik başarısı neydi Ahmet Hakan'ın? İşte puf mu daha lezzetli hmm. Hindistan lezzeti, yoksa çok mi daha lezzetli? E, bu markaları vermemiş kabul edelim biz. Yani şimdi ama, ay yayında ay onlar kendileri söylediler e, berat böyle. Çok omelli dediği için bunu evet. konuşuyoruz. Sonra bunu konuştular. Puf'un üstünde Hindistan cevizi varmış. Onu daha çok severmiş Sayın Albayrak. İkinci başarı neydi oradaki? Maaşı dolarla mı alıyorsunuz almıyorsunuz dolara bak meselesi. Şimdi affedersiniz ama bu maddeleri, bu şeydeki maddeleri konuşmayı bile ekonomi bilgisine hakaret sayar. Yani Sayın Albayrak, Cumhuriyet tarihinin en başarısız, en başarısız ekonomi bakanıdır. Net ve tartışmasız. Tartışacak bir şey yok. Nerede 128 milyar dolar? Bize söyleyin. Bu ülkenin parası nerede? Bize söyleyin. Ve dahası 128 milyar dolar e, doları baskılamak için kullanıldı. Ve fakat dolar 8 küsürlerdaydı. Berat Albayrak ben gidiyorum dediğinde. 5'lerden ve Beşlerden, beş buçuklardan oraya kadar gitmişti. Gitmişti. Ve İstifa ettiğini açıkladığı gün düştü ya. Öyle bir bakan düşünün o kadar büyük başarılı ki istifasıyla doları düşürüyor. Şimdi ne oluyor? Erdoğan artık açıktan Berat Albayrak'ı savunmaya başladı. Pek çok köşe yazarı sıraya girdi. Onu arkasından Berat Albayrak güzellemeleri başladı. Şimdi ama Erdoğan Berat dedikçe bakın bir haller alıyor. Bir hafta önce... 7 liranın altına inmişti dolar. İzmir kongresinde Erdoğan 7 Berat Albayraktan söz etti dolar 7.05 oldu. 7'nin üzerine çıktı. Dur bakalım ne olacak falan denirken İstanbul'da bir daha söz edince 7.12 oldu. Bugün an itibariyle de ee, 7, 32 ama 35 ile 37 arasında da gidip geliyor. Yani bir çıt daha yükseldi dolar. Yani şimdi bu bile bize çok şey anlatmıyor mu? Ya söylüyorum herkes bunu biliyor. AKP'liler de bunu biliyorlar. Yani AKP'liler bilmiyorlar mı Sayın Albayrak'ın Cumhuriyet tarihinin en başarısız ekonomi bakanı olduğunu? Herkes biliyor. Bunu bilmeyen bir tek pelikuşlar. Pelikuşlar hariç herkes bunu biliyor. Alkış tutanların kimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Yapmayın bunu. Pelikuşlar da çok alınganlar biliyorsun aman da aman şeklinde. Yok no, ben kimseyi kastetmiyorum. Tabii canım hiç böyle kuşlar. Öyle bir şey kastetmiyorum. E, şöyle de, Bahar ben. yaklaşıyor ya, Bahar'la birlikte göç ediyorlar ülkemize. Bahar demişken bir gün gazetesinde bir haber var. Yaşar Aydın imzalı bir kulis haberinde. Diyor ki, haber zaten konuşuluyor Ankara'da. Berat Albayrak'ın dönüş işaretleri mi bunlar diye. Berat Albayrak önce e, televizyonda boy gösterecekmiş, ortaya çıkacakmış. Muhtemelen e, Ahmet Hakan da. Şimdi şöyle düşünün, bu kadar kayıptan sonra Kasım'da kayboldu. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 4 ay kaybolmuş. Ülkenin en önemli sorununun başındaki isim. İlk ekrana çıkartan elbette Parsa'yı götürecek. Ha şimdi Ahmet Hakan'a ben ee, ilk olabilmek için bunları yazdı demek istemiyorum. Öyle anlaşıldı mı bilmiyorum. Anlaşıldı tamam. Zaten ne ona çıkacağı belli herhalde büyük olasılıkla. Bilmiyorum. Ama olabilir. Ee, ben çıktığı şimdi, son röportajı ona verdiğine göre ona çıkmasında bir abes bir şey de görmem. Yani olabilir ama yani şu tabii açıktan kendisini açıktan savunmayan birinin programına çıkmayacağı da çok açık. Yani a habere falan çıkmaz kendi zaten mecra orası. Dediğim gibi herhalde Ahmet Hakan'a Ahmet Hakan da o doğal gaz rezervinin bulucusu, müjdecisi işte Türkiye'nin en başarılı ismi olarak ağırlamaktan memnuniyet duyacaktır söyleyeceğim. Bir tek bugüne kadar açıkladığı bir tek ekonomik hedef Tutmadı ya. Bir ay sonra iptal oldu. İki ay sonra iptal oldu en dayananı. Yeni ekonomik programı açıkladı o havalı havalı. Hani ilk baştakiler çok komikti de sonrakiler. Yahu bir tanesi bir yıl gitsin. Üç ay, beş ay gitsin. Evet. Şimdi efendim e, dönüşte Erdoğan'ın yol haritasında Berat Bey e, nereye oturacak? Nasıl bir anlam olacak? E, HDP meselesi ne gösteriyor orada gerilim yavaş yavaş tırmanıyor o kadarını söyleyeyim onları konuşacağız ee, Ermenistan'ı konuşacağız neler oluyor çok renkli görüntüler var ve e, biraz daha gündelik hayata dair e, paylaşacağımız çok önemli notlar var görüşelim olur mu?